Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evlat, sana yoldaş olarak geldik. Kutlu yolunda her daim yanında olacak. İlim ve zanaat ehliyle bu toprakları yeniden inşa ve ihya edeceksiniz inşallah. Kervanınız bana Cafer bin Ebu Talip rehberliğinde Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanları, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirleri hatırlattı. Hicretten uzun bir vakit sonra Müslümanlar kendi devletlerini kurmuş, güçlenmişlerdi. Bir gün Efendimiz sahabeye umreye gitmek için hazırlık etmelerini emretti. Muhacir ve ensar hazırlıklarını yaparak yola düştüler. Lakin hac vaktinde Mekke'nin kapılarını düşmanlarına açan müşrikler Müslümanların Mekke'ye girişine izin vermiyorlardı. Müslümanlar Mekkelilerden izin almadan yola çıkmışlardı. Beklenildiği gibi Müslümanlar Mekke'ye yaklaştıklarında müşriklerin Hudaybiye denilen yerde pusu kurduklarını öğrendiler. Bunun üzerine Müslümanlar orada konakladılar. Karşılıklı elçiler gönderilerek anlaşmalar yapıldı. Lakin yapılan anlaşma müşriklerin istediği gibi görünmekteydi. Bundan dolayı sahabi-i kiram Efendimiz mahzun ve üzgün olarak umreyi yapamadan Medine'ye geri döndüler. Peygamberimizin arkadaşları bu hoşnutsuzlukları Efendimizin huzurunda da dile getirdiler. Efendimiz ise onları teskin edip Allah'a güvenmelerine salık verdi. Bu anlaşmadan bir süre sonra yüce vahiy gelmiş, Fetih suresi nazil olmuştu. Yüce Allah Efendimiz'e, muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik diyerek Mekke'nin fethini müjdelemişti. Böylece Müslümanlara sadece umre değil, Mekke'nin fethi de müjdeleniyordu. Allah bu kervanı da fetihlerle müjdelesin. Amin. Amin. Gönüllerinizi fethettiği gibi sayenizde başka gönüller de fethedilsin. Amin. İnşallah sizler de hicret edeceğiniz yerde o kutlu davayı yaşayacak ve bütün cihanın yaşaması için mücadele edeceksiniz. Amin. İnsanların yaralarına vahiy ile şifa sunacaksınız. Amin. Allah sizin hayal ettiğiniz o büyük devleti kurmayı nasip etsin. Amin. Allah'a inananlar için her sure Zafer suresidir. Yüce kitabımızdan aldığımız güçle zalimlerin afakı saran zulmüne karşı artık yerimizi alma vaktidir. Cihan dirilmenin sancısını çekiyor. Allah'ın izniyle kutlu doğum yakındır. İnşallah.